gibi temel ihtiyaçların faturalarından katma değer vergisi alınmamasına yönelik bir teklif getirdi. Kanun teklifi meclise. Ne oldu dersiniz? AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi teklif. Doğalgazdan, elektrikten, sudan KDV alınmasın diye teklif verdi CHP. AKP ve MHP'ler "Hayır hayır alınmaya devam etsin." diye oy kullandılar. Onu da duyurmak isterim. Şimdi Ankara'ya götüreceğim size. Diyeceksiniz ki bu yolsuzluk iddiaları ortaya saçılıyor, belgeler gösteriliyor, havada uçuşuyor. Oluyor da ne no, oluyor? Ne no, oluyor diyeceksiniz? Yargı önünde hesap sorulması gerekiyor. Çünkü söz edilen paralar tüyü bitmemiş yetimin hakkı diye tabir edilen hak, vatandaşın hakkı, hepimizin hakkı, doğmamış çocuklarımızın hakkı. Nereye gitti bu paralar? Nereye? Ankara'yı çeyrek asır yöneten Beyefendi ile ilgili bir yolsuzluk dosyası daha savcılığa taşındı. Onun haberi. İddia, ithal bitki alımında 950 milyon liralık usulsüzlük yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melik Gökçek için yeni bir suç duyurusu var. Gökçek hakkında bir dosya daha savcılığa verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu 2015 tarihli bir ihalede usulsüzlükler nedeniyle 576 milyon liranın üstünde kamu zararı tespit etmişti. İhale Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020'de savcılığa taşınmıştı ağaç, çalı, çiçek gibi 653 kalemde fahiş maliyet tespit edildiği, ihaleyle alımı yapılan kalemlerin çoğunun uygulamada kullanılmadığı belirtilmişti. Ocak 2022, kurul 2015 tarihli aynı ihalede 381 milyon liralık bir kayıp daha saptadı. Yeni teftiş sonrasında usulsüzlüğün rakamı 1 milyar liraya dayandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi aralarında Gökçek'in de olduğu şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ha, sorsanız kendisine 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi başarısız oldu. Önce Erdoğan sonra benim sayemde diyor Melih Gökçek. Onunla tüm o dönemin üzerine örtmeye çalışıyor. Bir de büyük harflerle tweetler atmaya devam ediyor. Ee, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı neyse. Terörle mücadele sırasında yaralanmış onlarca asker ve polis, 20 bin asker ve polis Gazilik ünvanı istiyor. Onlara ünvan verilmemiş. Bir düzenleme bekliyorlar. En azından kendilerine bir söz hakkı verilsin istiyorlar. Dertlerini anlatabilmek istiyorlar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da mecliste, meclis kürsüsünde onlar adına ses yükseltti. Rakamlar verdiler. Jandarmadan 11.500. Kara kuvvetleri 6.000. Polis teşkilatında 2.500. Toplam 20.000 Asker ve polis gazi sayılmıyor. 20 bin kolluk kuvvetleri mensubu terörle mücadele ettikleri halde gazi sayılmıyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazilik unvanı alamamış gaziler için ses yükseltti. Terörle mücadele eden yaralanıp vücudunda kurşun mermisi taşıyan, sakatlanan pek çok kişi gazi sayılmıyor. Bunlar da geldiler. Vücudumuzda mermi taşıyoruz. Parmaklarımız koptu. Herkesi gazi saydılar, bizi gazi saymıyorlar diyor. Ya biz eksi 30-35 derecede bölücü terör örgütüyle mücadele ettik. Yani şehit olmadığımız için mi bize bu hak veriliyor? Neden verilmiyor? Neden bu yapılıyor bize? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliğine göre %40'ın altındaki yaralanmalara gazilik ünvanı verilmiyor. Cumhur İttifakı ortaklarından MHP tarafından 9 Nisan'da gazilik ünvanı alamayan Onlarca polis için bir yasa teklifi verildi meclise. Ancak o yasa teklifi hala genel kurula gelmedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 9 ay önce verilen o teklifi hatırlattı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Sayın İzzet Ulvi Yönter'de bir kanun teklifi vermiş. 9 ay geçiyor ver vermiyorlar. Gündeme getirmiyorlar. Buradan ses sesleniyorum. Ya gazileri kandırmayın veya direnin o kanun teklifi meclis genel kuruna gelsin kardeşim. CHP lideri gazilere söz verdi. Millet ittifakı iktidara gelince size gazilik ünvanını biz vereceğiz diyerek. Gazi sayılan asker ve polise sesleniyorum. Haklar verilirse verilir, verilmesi az kaldı zaten. Bir süre sonra nasıl olsa Millet İttifakı iktidar olacak, o hakkı biz size teslim edeceğiz. Göreceksiniz. Konuşmasında o şehit annesinin mektubuna da yer verdi. Bir şehit annesine 281 lira 3 kuruş aylık verildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Güneydoğu'dan bir annenin mektubu. Şehit annesiyim bana verilen aylık 281 lira 03 kuruş. Yazıktır günahdır. Ya bu devlet bu kadar mı fakirleşti? Beşli çeteye gelince bıraktık Türk lirasını milyonlarca avro milyonlarca dolar veriyorsunuz ya. Ya bir şehit annesine. 11 çocuğa bakan bir şehit annesine. Verdikleri para 281 lira 03 kuruş. Bunu grup başkan vekillerine vereceğim. Bunun takipçisi olun lütfen. 281 lira yazıyla rakamla neresinden bakarsanız bakın 281 lira. Beşli çete o müteahhitlerle ilgili bir haberimiz var. Birazdan o müteahhitlere borcumuz bitmiyor. Öde öde bitmiyor. Birazdan onu ekrana getireceğim de. Bu bölümün başında dedim ya bu ülkeden gidiyor insanlar. İnsan canının kıymeti yok diye gidiyorlar. İnsan canına kıymet verilmiyor diye gidiyorlar. Haksız da değiller doğrusu. 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı, Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin açılan davada Bugün de karar çıkmadı. Dediler ki bugün gidin 28 Şubat 2022'de ay sonuna doğru bir daha gelin. 7. duruşma 2. gününde Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Sanıklar mütalaya karşı savunmalarını yaptı. Dünkü duruşmada mahkeme heyeti ilk kez sanıkların olası kasttan ek savunma vermesini istemişti. Dava avukatları en azından iyi bir karar, olumlu bir karar demişti. Mahkeme heyeti bugün ara kararını açıkladı. Sanıkların olası kast suçundan ek savunmasının alınması için duruşma 28 Şubat'a ertelendi. İkisi tutuklu 7 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 22'şer yıl 6'şer aya kadar hapis cezası istenmişti daha evvel. Kadınlar öldürülüyor ülkede. Şiddet mağduru kadınlara dönüp niye şiddet mağduru oldun sen diye soruluyor. Bir de akıl verilmeye çalışılıyor. Dün bir haber vardı. Bunca haber arasında kaynadı gitti ama Moldova İstanbul Sözleşmesi'ne katılmak isteyen yeni ülke oldu. Onlar sözleşmeye katılmak istiyor. Biz bu sözleşmenin mimarıyız, altında ilk imzası olan ülkeyiz. Adını vermiş İstanbul Sözleşme'ye. Sözleşmeden çıkardılar. Ya çıkardılar da ne oldu? Kadın cinayetleri önlenebildi mi? Önleniyor mu? Şehirler değişiyor, isimler değişiyor ama kadınların katledilişi maalesef son bulmuyor bu memlekette. bitmiyor. Kadınlar erkek şiddetiyle katlediliyor. Annemi de Allah. <laughs> Annemi de <yaldın. gülüyor> Adana'nın Seyhan ilçesi, akşam saatleri. Hüda gün annesi Naim'e günün evine gitti. Bir süre sonra eve Hüda günün birlikte yaşadığı erkeğin kardeşi AA geldi. Yemek masasındaydılar, tartışma çıktı. AA belindeki tabancayı çıkardı. İki çocuğun gözleri önünde kadınları başlarından vurdu, kaçtı. Cinayeti öğrenen gün ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Beni yandın, Allah <laughs> anne, <beni yandın. Gülüyor> anne ve kızın cenazeleri otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Hüda Gün 32, anne Naime Gün 70 yaşındaydı. Polis faili arıyor. <laughs> yani ya, Ula Marmaris, eski eşi evini kundaklamıştı. Fatma Ö, üç çocuğuyla annesi ve erkek kardeşinin yanına yerleşti. Kadını sürekli rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı olan Hasan U, buna rağmen çocuklarını görme bahanesiyle kadının yaşadığı eve gitti. Mutfak tezgahındaki bıçakla aileye saldırdı. Eski kayınvalidesini, kayınbiraderini ve boşandığı eşini yaraladı. Çocuklar oradaydı. Yaralı geldi buraya, ee, bıçak var elinde deyince biz bir şey diyemedik ya kadını rahatsız etmeye devam eden, uzaklaştırma kararlarına defalarca ihlal eden Hasan U'ya elektronik kelepçe uygulanması talebi vardı. Mahkemeden onay bekleniyordu. Çocukların gözü önünde aileye saldıran erkek ifadesinde "Çocuklarımı görmeye gittim, kötü niyetim yoktu." dedi. Antalya üniversite öğrencisi Azra Haytaoğlu, geçen yıl Temmuz ayında evden çıkmış, kendisinden haber alınamaması üzerine kamuoyu oluşmuş, sosyal medyadan da bulunması için çağrı yapılmıştı. 21 yaşındaki genç kadını öldürdüğünü itiraf eden Mustafa Murat Ayhan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanıyor. Davanın ikinci duruşması görüldü. Gergin anların da yaşandığı duruşmaya Türkiye'nin birçok ilinden çok sayıda avukat ve şikayetçi katıldı katil adil yargılanma talep etti. Sanığın tutukluluğunun devamı...